savunma ve havacılık sanayi açısından 2021 yılını oldukça verimli geçirdi. Özellikle yerli şirketlerin geliştirip ürettiği silahlı insansız hava araçları dünyada ses getirdi ve ses getirmeye de devam ediyor. Bayraktar Akıncı'dan sonra TUSAŞ tarafından imalatı yapılan Aksungur'un da deniz kuvvetlerine teslimatıyla birlikte silahlı kuvvetlerdeki yerli SİHA modeli sayısı 4'e ulaşmış oldu. Akıncı ve Aksungur dünyanın en çok faydalı yük taşıyabilen 10 insansız hava aracı arasında. Türkiye ise bu kategoride ABD'nin ardından en güçlü İHA üreticisi ülkeler arasında ikinci sırada. İnsansız hava araçları son yıllarda askeri amaçlı olarak gözetleme ve muharebelerde kullanılmaya başlandı. Bu bağlamda İHA'ların faydalı yük kapasitesi öne çıkıyor. Faydalı yükler kamera, radar, mühimmat, elektronik destek podları gibi ekipmanlardan oluşuyor. Bu özellik dikkate alındığında dünyada öne çıkan 10 insansız hava aracı bulunuyor. En güçlü SİHA'lar liginde ABD, General Atomics Aeronautical Systems'ın ürettiği 4 modelli ilk sırada yer alıyor. ABD'nin öne çıkan insansız hava aracı Avenger, 2948 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. İlk uçuşunun Nisan 2009'da yapan SİHA'nın boyu 13 metre, kanat açıklığı 20 metre. 8255 kilogram ağırlıkla havalanabilen SİHA, 3600 kilogram yakıt alabiliyor ve saatte 740 kilometre hıza ulaşabiliyor. 18 saat havada kalabilen Avenger, önceki MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper SİHA'lardan farklı olarak turbofan motorla çalışıyor. ABD'nin ilk 10'daki bir diğer İHA'sı, 2177 kilogramlık faydalı yük kapasitesiyle MQ-9B Sky Guardian, 11,7 metre uzunluğundaki SİHA'nın kanat açıklığı 24 metre. 5670 kilogram ağırlıkla havalanabilen Sky Guardian, 40 saat havada kalabiliyor. Ayrıca Sea Guardian olarak deniz görevlileri için tasarlanan modeli de bulunan MQ-9B Honeywell üretimi turboprop motorla uçuyor. MQ-9A Reaper ise 1746 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. İlk uçuşunu 2001'de yapan uçak Predator B olarak da biliniyor. Uzunluğu 11 metre olan Reaper, 20 metre kanat açıklığına sahip. 15240 metre irtifaya çıkabilen MQ-9A 27 saat havada kalabiliyor. MQ-9A, ABD ordusunun yanı sıra NASA, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. ABD'nin ilk 10'daki son İHA'sı MQ-1 Predator, 1361 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. İlk uçuşunu Temmuz 1994'te yapan İHA, bir dönem Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanıldı. 2018'de imalatı sonlanan İHA'dan 360 adet üretildi. Uzunluğu 8,3 metre olan MQ-1 Predator, 14,8 metre kanat açıklığına sahip. İlk 10'da en fazla İHA'sı olan ikinci ülke ise Türkiye. 29 Ağustos 2021'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan Bayraktar Akıncı, 1350 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Yerli taarruzi insansız hava aracı, 12,2 metrelik boya ve 20 metrelik kanat açıklığına sahip. İlk uçuşunu Aralık 2019'da yapan insansız hava aracı, 5500 kilogram ağırlıkla havalanıp 24 saat havada kalabiliyor. Uçan balık olarak adlandırılan Bayraktar Akıncı, kısa bir süre önce hayatını kaybeden Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar tarafından tasarlandı. Akıncı yerli mühimmatlarla görev yapıyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Bayraktar Akıncı ile hava bombardımanı da icra edilebiliyor. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılan Akıncı, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemiyle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş-kalkış yapabiliyor. Bayraktar Akıncı, çift yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebiliyor.
kısa bir süre önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren TUSAŞ Aksungur ise ilk ondaki diğer yerli İHA. 750 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip Aksungur, Anka platformundan yola çıkılarak 18 ay gibi oldukça kısa bir sürede geliştirildi. 11,6 metre boya sahip yerli İHA'nın kanat açıklığı 24 metre. İlk uçuşunu Mart 2019'da yapan İHA 50 saat havada kalabiliyor. İniş kalkış ve uçuş sistemi çift yedekli olarak üretilen Aksungur 7600 metre yüksekte taarruz görevi yapabiliyor. Aksungur Bayraktar Akıncı gibi yerli mühimmatlarla hizmet verecek. En fazla faydalı yük kapasitesine sahip İHA üreten ülkelerden biri de İsrail. 2700 kilogram faydalı yük taşıyabilen Heron TP, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirildi. 14 metrelik boyu ile en uzun İHA olan Heron TP'nin kanat açıklığı ise 26 metre. 5670 kilogram ağırlıkla havalanabilen İHA, 30 saat havada kalabiliyor. En çok faydalı yük kapasitesine sahip 10 İHA arasında yer alan Sokol Altius U, Rusya tarafından MQ-9 Reaper'a karşı geliştirildi. İlk uçuşunu 2016 yılında yapan SİHA, 2000 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. 8000 kilogram ağırlıkla havalanabilen SİHA, 11,6 metre uzunluğa ve 28,5 metre kanat açıklığına sahip. 24 saat havada kalabilen Sokol Altius U'nun bu yıl Rus ordusuna teslim edilmesi planlanıyor. Ancak uzmanlara göre insansız hava aracı teslimat için henüz hazır değil. İlk ondaki diğer ülkeler ise Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri. Çin'in geliştirdiği CH-5 Rainbow'un faydalı yük kapasitesi 1200 kilogram. Birleşik Arap Emirlikleri imalatı Japon United 40'ın ise 1000 kilogram.